Mehmet Şerif Durmaz. Doğru haber. ABD'nin savaşı İslam'dadır. Sömürgeci ABD, 2001 tarihindeki İkiz Kule saldırılarından sonra düşman kontenjanına İslam'ı ve Müslümanları yerleştirerek işgal için kendisine yeni alanlar açtı. İslam beldelerinin yeraltı ve yerüstü zenginliklerinde gözü bulunan ve ayrıca Müslümanları birbirleriyle çatıştırma hedefi olan ABD, yeni bir politika izleyeceğini dönemin başkanı George Bush'un yaptığı açıklamalarla tüm dünyaya deklare etti. O dönemde medya aracılığıyla halkın ikna olması ve işgal harekatına destek vermesi için algı operasyonu yapıldı. Algı operasyonu için seçilen kavramlar, insan hakları, demokrasi ve ABD halkının güvenliği başlıklarıydı. Artık işgal için bütün hazırlıklar tamamdı. Hedefte İslam ve Müslümanlar vardı. Aynı zamanda İslam coğrafyasının zenginlikleri de leş kargalarının hedefindeydi. Terör örgütlerini barındırdığı ve destek verdiği gerekçesiyle 2001'de Afganistan işgal edildi. İşgal edilen Afganistan'da on binlerce sivil katledildi. Temel hak ve hürriyetler ayaklar altına alındı. Afganistan işgali, Irak işgaline de zemin hazırladı. 2003'te kitle imha silahları olduğu gerekçesiyle Irak işgal edildi. Aslında herkes Irak'ta kimyasal silah olmadığını biliyordu. Ancak asıl mesele kimyasal silahlar değildi. Mesele ABD'nin Irak'ı işgal etmeye karar vermesiydi. Ve öyle de oldu. İşgalciler Afganistan'da olduğu gibi Irak'ta da katliamlar yaptı. İnsani bütün hakları çiğnedi. Aşağılık ve ahlaksız girişimlerde bulundu. ABD ve uşakları o dönemlerde terör, terörist, İslam ve Müslüman kavramlarını sürekli birlikte kullanarak toplum üzerinde aynalık algısı oluşturma yoluna başvurdu. Bunlar yapılırken Avrupa'da başta olmak üzere birçok ülkede İslam düşmanlığı arttı. Müslümanlar şiddet ve terör yanlısı gösterildi. Bahse konu süreçlerden sonra da ABD saldırı ve katliamlarına devam ederek Yemen'de Suudi ile birlikte masum insanları katletti. ABD, 2011'de başlayan ve 7 yıldır devam eden Suriye Savaşı'na da müdahil oldu. Gerekçe IŞİD'e yönelik operasyondu. IŞİD bahanesiyle tüm sivil grupları vurdu, kadın ve çocukları katletti. Bunların tümünü çıkar ve menfaati için yaptı. Suriye Savaşı'nda başka güçlere destek vererek savaşın çözülmez hale gelmesini sağladı. Bütün söylemlerinde İsrail'in güvenliğini öncelediğini belirten ABD, Suriye'de bunları yaparken diğer İslam topraklarında da emellerine ulaşmak adına şeytani projeler geliştirdi. Tarihi sömürü ve katliamlarla dolu olan emperyalist ABD, uzun yıllardır İslam beldelerinde katliamlar yapıyor. Savunmasız ve masum insanları hunharca katlediyor. Aynı zamanda Müslümanların aralarının açılması için ihtilafları körüklüyor ve böylece Müslüman yapıların birbirleriyle çatışmasının zeminini oluşturuyor. Son dönemlerde ise zulüm, katliam ve saldırıları bütün imkanlarıyla destek verdiği devlet ya da örgütlere yaptırıyor. ABD'nin yaptığı veyahut yaptırdığı katliamların hemen hemen hepsinde sivillerin öldürüldüğünü görürüz. Aslında bu küresel emperyalizmin şeytani bir stratejisidir. ABD, İslami eğitim almış gençliğimizi katlederek emellerine ulaşmayı hedefliyor. İslam düşmanı ABD'nin hedefinde nesillerimiz vardır. Kur'an'ın talebeleri vardır. Asıl savaşı İslam'la ve İslami değerlerledir. Afganistan'ın Kunduz vilayetinde desteklediği Afgan Hava Kuvvetleri'ne yaptırdığı medrese katliamında da bu stratejiyi görüyoruz. Zamanın ve yerin özel olarak seçildiği açıkça belli olan medrese katliamı, büyük şeytan ABD'nin zihin kodlarını ele veriyor. İslam'a ve İslami değerleri olan düşmanlığını ortaya koyuyor. Belli ki ABD İslam'a karşı bir savaş başlatmıştır. Müslümanlar bu savaşta ABD ve işbirlikçilerine karşı ciddi bir irade ortaya koymazsa, yıllardır devam eden saldırı ve katliamlar maalesef ki son bulmayacaktır. Lakin eğer İslam alemi ABD ve işbirlikçilerine karşı izzetli bir irade ortaya koyar ve birlik olursa, ne ABD ne de diğer emperyalist güçler Müslümanlara galebe çalamayacak ve emellerine ulaşamayacaklardır.